Sevgili izleyiciler, Venüs Vestel Sultanlar Ligi'nde az sonra Nilüfer Belediyesi ile Çanakkale Belediyesi Cengiz Gönlü Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek ve artık son ısınma bölümünü tamamlamak üzere her iki takım da. Bütün mücadeleleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz ve bugün TRT Türk'te bu keyifli geçeceğini umduğumuz karşılaşmada sizlerle birlikte olacağız. Ve az sonra mücadele başlayacak. Şöyle bir baktığımda İpek Soroğlu ve Ayça Naz İhtiyaroğlu sakat Nilüfer Belediyespor'da. Nilüfer Belediyespor mücadeleye ön alanda Ceyda Aktaş pasör çaprazı 1 metre 90 santimetre boyunda. Ana Carolina Da Silva orta oyuncusuyla başlayacak. 26 yaşında Da Silva ve 1 metre 85 santimetre boyunda. Onların yanında ön alanda yine smaçörlerinden biri Birgül Gürel olacak. Nilüfer Belediyespor'un mücadele başlarken arka alandaysa Anna Elise Vujis 1 metre 91 santimetre boyunda 25 yaşındaki smaçör. Hemen yanında Hazal Selim Arifoğlu orta oyuncularından biri Nilüfer Belediyespor'un ve onunla birlikte de Duygu Düzceler pasör olarak görev yapacak. Funda Bilgi Liberosu Nilüfer Belediyespor'un. Çanakkale Belediye'ye baktığımızda ise ön alandaki 3 oyuncu Yelena Alejbek, Hırvat oyuncu pasör çaprazı 29 yaşında. Hemen yanında Cemre Janset Erkul yer alacak. Orta oyuncusu Çanakkale Belediyesi'nin ve onlarla birlikte Elif Uzun 2, 3 ve 4'te görev yapacak oyuncular. 1, 6 ve 5'te ise 1 numarada Seda Arısoy başlayacak takımın pasörü. 6 numarada Gözde İlgi Dal oynayacak. 1 metre 90 santimetre boyunda Gözde. Orta oyuncularından biri Çanakkale Belediyespor'un ve Maren Fromm Alman oyuncu. 31 yaşında tecrübeli bir sporcu. Smaçör. O da ilk altıda başlıyor. Şule Yetimoğlu Liberosu Çanakkale Belediyespor'un sevgili izleyiciler. Mücadele öncesinde işte izliyorsunuz son hazırlıklarını yapıyor her iki takım da. Ve çok az bir süre kaldı karşılaşmanın başlamasına. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin bulunduğu bölgede Nilüfer Belediyespor Cengiz Gönlü Spor Salonu'nda oynayacak maçlarını ve buradan her hafta heyecanı hafta içinde de olmak üzere ekranlarınıza taşıyacağız ve iki takımın karşılaşması gerçekten zorlu olacak ve röportajı için sözü ben hemen arkadaşlarıma bırakıyorum. Nilüfer Belediyespor Baş Antrenörü Alper Erdoğuş'la birlikteyiz. Öncelikle sezon hayırlı olmasını diliyoruz. Size de takımınıza hayırlı bir sezon geçirmenizi diliyoruz. Geçen sene geçen ilk maçta Galatasaray'a karşı 1-0'lık mağlubiyetle başlamışsınız. Bu maça nasıl hazırlandınız? Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Tabii ligin ilk maçları her zaman zor olur. Galatasaray'da çok güçlü bir kadro. Bu sene Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurdular. Dönem dönem onlarla başa baş oynayabilsek de Galatasaray iyi oynayarak, hak ederek maçı kazandı. Tabii ki bu maç bizim için biraz daha önemli. Kendi evimizde oynadığımız ilk maçımız ve Avrupa Kupası için çekiştiğimiz takımlardan biriyle oynayacağız. O yüzden bizim için önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yeni bir takımız. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Daha çok birbirimize alışıyoruz. Yabancılarımız biraz geç geldikleri için adapte olmaları biraz daha zaman alıyor. Ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Teşekkürler. Kerem Öncel. Teşekkürler. Alper Erdoğuş'un görüşleri böyle. Nilüfer Belediyespor baş antrenörü. Ve şu anda da Üzeyir Özdurağan da sanıyorum görüşlerini alacak. Arkadaşlarımız son hazırlıklarını yapıyorlar. Bakalım Çanakkale Belediyesi baş antrenörü Üzeyir Özdurak neler söyleyecek? Teşekkür ediyoruz Kerem Öncel. Geçen hafta çok çekişmeli bir maç izlemiştik. 2-0'dan 2-2'ye getirdiğiniz ama son set kazanamadığınız bir karşılaşma olmuştu. Bu maç nasıl geçecek? Nasıl hazırlandınız?
Vallahi biz buraya puanlar almaya geldik. Geçen hafta güzel bir maç oynadık. Aslında bir de bir talihsizlik yaşadık. Birinci sette İpek arkadaşımız ayağını burktu ama toparlanmamız biraz geç oldu. Ama sonra 2-2'ye getirip final setini kaybettik. Bugün de inşallah iyi bir oyun oynayarak buradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bu arada ben tüm voleybol camiasına sakatlıksız hayırlı bir sezon diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar. Kerem Öncal, söz sizde. Evet, görüşleri ekranlarınıza yansıttık. Her iki takımın baş antrenörünün de ve artık mücadele öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Her iki takımda karşılaşma başlamak üzere. Ve sevgili izleyiciler, karşılaşmanın başhekimi Burhan İlhan, yardımcısı İhsan Ali Gözlüsü ve skorda Mustafa Akkiraz, asistanı Kadir Girente, iki çizgi hakemi Asiye Tuzkan ve Süleyman Bayazıt. Evet, Şeyda Şenürek az önce röportajları gerçekleştirdi. Her iki takım da iyi başlayamadı ama bu karşılaşma birbirlerine de rakip olmaları açısından ligde büyük önem taşıyor. Ve az sonra altılarla beraber liberolar da sahaya gelecek. Birgül Güler, Selin Hazal Arifoğlu, Elis An Buiz, Ana Carolina da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler ve Funda Bilgi. Öte yandan Çanakkale Belediyesi'nde Maren From, Elif Uzun, Hande Taşçı, Gözde Ilgıdal, Cemre Canset Erkul ve Yelena Alejbek. Cengiz Göllü büyük hizmetleri dokundu biliyorsunuz. Hem milli takıma hem eczacı başına Türk voleybolunun en önemli isimlerinden Cengiz Göllü adının verilmiş olması da ayrı bir güzellik katıyor bu salona. Gerçekten de hava da güzel Bursa'da bugün ve son derece keyifli bir mücadeleyi sizlerle paylaşacağız. TRT ekranlarında, TRT Türk'te. Karşılaşma başlamak üzere. Şu anda her iki takım da yerini almış vaziyette. Hazırlıklar tamamlandı ve ilk servis atışını Çanakkale Belediyesi kullanacak. Çanakkale Belediyesi'nde Seda Arısoy takımın pasörü servis atışını kullanacak. Maren From, Elif Uzun, Seda Arısoy, Gözde Irgıdal, Cemre Canset Erkul ve Yelena Alejbek, libero Şule Yetimoğlu mücadele başlamak üzere. Şu anda Ali İhsan Gözü son kontrolleri yaptı ve topu da verdi Seda Arısoy'a da. İki takıma da başarılar diliyoruz. Keyifli bir maç sizlere de diliyoruz. Ve karşılaşma başlamak üzere. Burhan İlhan düdüğünü çalıyor, mücadele başlıyor. Ceyda'nın vuruşu block out. İlk sayı Nilüfer Belediyesi'nin. Nilüfer Belediyesi'nde
Birgül Güler servis atışını kullanacak. 1 metre 80 santimetre boyunda Birgül. Birgül. Yüksek top. Arka alanda karşıladı Duygu Düzceler. Hücum şansı. Top dışarı gidiyor. Süleyman Bayazıt bayrağını kaldırıyor. Burhan İlhan. Out'u işaret ediyor. Çanakkale Belediyesi de ilk sayısını aldı. Takımın smaçörlerinden Elif Uzun kullanacak. Servisi Çanakkale Belediyesi'nde. Kısa pas. Bu kısa pası iyi değerlendiriyor. Nilüfer Belediyesporlu oyuncular ve 2-1. Ana Carolina da Silva. Şule Yetimoğlu. Dışarı vuruyor topu. Maren From. Alman oyuncu. Sayı kazanıyor Nilüfer Belediyesi. Ana Carolina da Silva. Orta oyuncusu Nilüfer Belediyespor'un 1 metre 85 santimetre boyunda ve 26 yaşında. Şule kısa pas. Ve bunu değerlendiren Cemre Canset Erkul. Orta oyuncusuyla sayı buluyor Nilüfer Belediyespor karşısında Çanakkale Belediyesi. Ve servis atışını da Cemre kullanacak. Funda. Duygu Düzceler. Arka alanda karşılanan top. Dublajda başarı var. Yine Funda. Arka alandan avuç içi ve sayı. Bir plase arka alandan. Sayı kazanıyor Nilüfer Belediyesi. Ceyda Aktaş kullanacak pasör çaprazı Nilüfer Belediyespor'un. Servis atışını Ceyda 1 metre 90 santimetre boyunda. Son sayı ekranlarınıza geldi bir kez daha. Şule, Seda'nın pası. Çapraza güzel vuruş. Alman oyuncudan, Alman smaçör Maren From'dan. Duygu Düzceler arka alandaydı. Şimdi Duygu. Block out. Bujis. Elisan Bujis. Hollandalı smaçörün kazandırdığı sayı. 5-3. Kısa pas Gözde. Seda. Bir hücum şansı daha. Bu top arka alanda Ceren karşılanıyor. Sert maç ve sayı. Birgül. Sayı kazandırıyor Birgül Güler takımına. Aradaki farkı 3 sayıya taşıdı Nilüfer Belediyespor. Seda. Nefis bir plase Seda'dan. Sayı kazanıyor. Seda Arısoy'la Çanakkale Belediyesi. Sert smaç. Ve top dışarı gidiyor. Yelena Alejbek'ten top dışarı gitti Hırvat oyuncudan. 7. sayıyı aldı Nilüfer Belediyespor. Selin Azal Arifoğlu servisi kullanacak. Bloktan seken top Ceyda. Bir plase arka alanda karşılanan top Seda. Yine kötü bir vuruş. Elif Uzun'dan geliyor bu kez.
Top dışarı gidiyor doğrudan. Fark 4 sayı. Kez sayı Çanakkale Belediyesi'nin. Janset oyunda Şule Yetimoğlu kenarda, takımın liberosu. Gözde kullanacak orta oyuncusu Çanakkale Belediyespor'un servis atışını. Gözde Ergıdal. Top dışarıda. İki servis hatası, karşılıklı kazanılan birer sayı. 9-5. Şule, Seda, ikili blok ve top dışarı gidiyor. Block out. Sayı kazanıyor Çanakkale Belediyesi. Ceyda görüntüde. Servis atışını takımın pasörü Seda Arısoy kullanacak. Güzel servis. Hücum şansı. Şule. Seda kısa pas. Block out. Janset de sayı kazanıyor Çanakkale Belediyesi. İşte bakın, sayı ekranlarınıza geliyor. Şule, Seda, Janset ve sayı Çanakkale Belediyesi'nin. Farkı 2 sayıya indirdi konuk ekip. Seda Arısoy. Hatalı manşet Ceyda'dan. 9-8 oldu. Baş antrenör Alper Erdoğuş uyarıyor. Oyuncuları... Ama mol almaya gerek duymadı. Seda Arısoy. Yine iyi servis ama bu kez karşıladı topu Birgül. Çapraza vuruyor Ceyda. Sayı kazandırıyor Nilüfer Belediyespor'a. Ceyda Aktaş pasör çaprazıyla sayı kazandı Nilüfer Belediyespor. Bakın sayı bir kez daha görüntüde. Birgül Güler. Seda, evet, filede kalıyor top. Yelene Alejbek, Hırvat pasör çaprazı. Etkili bir vuruş yapamadı. Bakın, top inmek üzereyken geride de kalıyor. Fileden de açılıyor. Hırvat pasör çaprazı ve öyle olunca da top filede kaldı. Şule Yetimoğlu karşılayamadı bu servisi. Etkili servis ve teknik molaya 12-8 önde gidiyor Nilüfer Belediyespor. Seda'nın dışında attıklarımız hep başka yere gitti. Tamam, bir de kaçırıyoruz. Artı bir, ikincisi. Defansta nerede duracağımızı bilmemiz lazım. Ya bakın, yakalanmış. Orada bir hata. Hemen turu geçiyorum. Hadi. 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 Maç karşılaşma içerisinden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Teknik mola süresi tamamlandı sevgili izleyiciler. Birgül. Yine etkili servis Birgül'den. Şule. Block out yaptırıyor. Yelena. Ve sayı, hayır bu arada top oyunda. Hemen
Dışarıya çıkmadan müdahale. Arka alanda topu karşılayan Birgül. Çaprazdan vuruş. Ve fileye teması işaret ediyor yardımcı hakem Ali İhsan Gözü. Sayı Nilüfer Belediyespor'un. 13. sayıyı aldı ev sahibi ekip. Birgül Güler kullanacak servis atışını. İşte fileye temasın olduğu pozisyon görüntüde. Birgül çok etkili bir servis daha. Aren Fron blokta başarı var. Seda yüksek top. İkili blok. Dublajda da başarılı Aren Fron. Hücum şansı. Şimdi Nilüfer Belediyespor'da. Klasa izledik. Yelena, Seda. Arka alanda topu karşılayan Duygu Düzceler. Bir smaç Birgül'den. Elini soktu Şule Yetimoğlu topa. Hücum şansı şimdi tekrar Nilüfer Belediyespor'da. Vigis. Arka alanda yine karşıladı From. Elif vuruyor. Bloktan seken top dışarı gidiyor Funda'dan. Zevkli Rally'yi kazanan taraf Çanakkale Belediyesi oluyor. Keyifli bir mücadele izledik. 9. sayıyı aldı konuk ekip. İşte bakın. Son hücum ekranlarınızda Funda'nın elinden dışarı gitti top. Elif Uzun kullanacak servisi. Funda. Kısa pas ve güzel bir hücum izledik. Nilüfer Belediyespor'dan. Duygu Düzceler'in pası Ana Carolina da Silva. Bakın. Kısa pası Brezilyalı oyuncu. Orta oyuncusu Nilüfer Belediyespor'un böyle değerlendirdi. İlk molayı Üzeyir Özdurak alıyor birinci sette. İyi savunma yapan, hücumda da daha etkili olan, daha az servis hatası yapan Nilüfer Belediyespor skor avantajını da sağlamış vaziyette. Geride kalan dakikalar itibariyle 13 dakika geride kaldı. Nilüfer Belediyespor'un ilk sette 14-9 üstünlüğü var. Teknik molaya da ev sahibi ekip 12-8 önde gitmişti. Pas güzel. Yüksek topu Yelena iyi değerlendiriyor. Yelena Ejmek. Sayı Çanakkale Belediyesi'nin. Seda'dan, Seda Arısoy'dan. Güzel pas. Hücum şansı Seda. Ters tarafa Bujis. 3 metre çizgisinin gerisine Birgül. Bu top çıkmıyor. Birgül Güler sert vuruyor. 15-10. Ceyda Aktaş. Servis pasör çaprazından Nilüfer Belediyespor'un. Şule Yetimoğlu karşılayamıyor topu. Fark 6 sayıya çıktı. Ceyda. Bursa Nilüfer Belediyespor. Durumu 16-10 yaptı. Ceyda'dan yine etkili servis. Seda. Yelena. Ön alandayken Yelena etkili hücumlar yapıyor. 2 numaradan ve onunla oynuyor Seda Arısoy. Ceren oyuna girecek servisi kullanmak için. Hırvat oyuncu kenara geliyor. Ve Gamze Türk pasör çaprazı oyunda. Seda kenarda. Ön alandaki boy ortalamasını yükseltti böylece Üzeyir Özdurak. Bakalım nasıl bir servis kullanacak.
Ceren. Ceren Çınar. Takımın ikinci pasörü. İşaret geldi şimdi. Ceren. Birgül. Bujis. Bu top çıkmıyor. Elisan Bujis. Hollandalı smaçörün vuruşu. 17. sayıyı kazandırıyor. Bujis. Servisi de o kullanacak. Maren Fromm, top Alman oyuncuda. Fromm 31 yaşında, tecrübeli bir oyuncu. Ondan da hata. Selin kullanacak, Selin Arifoğlu, Nilüfer Belediyespor'da servis atışını. 1 metre 85 santimetre boyunda Selin orta oyuncusu. Topu karşıda Maren. Top dışarı gidiyor. Birgül topun hemen önündeydi. Pasör çaprazı Çanakkale Belediyespor'da Gamze Türk'ün vuruşu. Selin. Evet, bu arada challenge istedi mi acaba? Evet. Öyle sanıyorum. Bir challenge. Bakalım nasıl bir karar gelecek. Temas var mı? Bloğun müdahalesi var mı? Evet, bekliyoruz. Video hakemleri şu anda izliyorlar pozisyonu ve karar verecekler. Alper Erdoğuş görüntüye geliyor ve Üzeyir Özdurak. Tabii bu kadar uzadığı zaman da konsantrasyon kaybı da yaşıyor. İki takım oyuncuları. Henüz bir karar vermiş değil. Hakemler şu anda tartışıyorlar ve yardımcı hakem Ali İhsan Gözü de onların yanında. Bakalım nasıl bir karar verecekler. Evet, hala karar verebilmiş değiller. Pozisyon çok kritik. Tekrar tekrar izliyorlar sevgili seyirciler pozisyonu, ama tabii böyle olunca da bayağı bir zaman kaybı da yaşanıyor. Evet, hala bekliyoruz. Yani bu pek de alıştığımız bir şey değil. Yani bu kadar uzun sürmesi alışkın olduğumuz bir durum değil. Evet, karar nedir? Temas var mı? Fileye temas etme var mı? File var sanıyorum, evet. Fileye temasa karar veriyor. Bu arada hala tabii ki bir takım itirazlar var. Ama kararını verdi hakemler. 18-13 oldu. 19-12 yerine aldığı sayı silindi Nilüfer Belediyespor'un. Gözde kullandı servisi. Evet, temas var. Maren Fromm'dan top dışarı gidiyor. Sayı Nilüfer Belediyespor'un.
Pasör Duygu Düzceler kullanacak servisi Nilüfer Belediyespor'da. From Gamze. Arka alanda Duygu. Bir anlık anlaşmazlık Birgü ile Duygu arasında, öyle olunca da Duygu kötü bir vuruş yaptı. Dokunabildi sadece parmaklarının ucuyla topa. Ve sayı Çanakkale Belediyespor'un. Gamze Türk kenarda. Ceren Çınar kenarda. Seda Arısoy tekrar oyunda. Çanakkale Belediyespor'da. Şule Yetimoğlu libero'da. Şu anda sahada, altıda. Kötü karşıladı Funda ama Duygu hatasını telafi etti. Şimdi Seda'nın pası. Arka alanda bu topu karşılayan oyuncu Buysu oldu. Maren topu çeviriyor Elif Uzun. Hücum şansı. Duygu Düzceler. Yüksek top Birgül. Karşıladı ama topun oyun alanında kalmasını sağlayamadı Şule Yetimoğlu. Sayı Nilüfer Belediyespor'u 20-14. Birgül Güler kullanacak servisi ev sahibi ekipte. Birgül. Şule, Seda. Çapraza sersi maç Elif'ten. Şimdi dokundu topa Ana Carolina. Hücum şansı tekrar Nilüfer Belediyespor'da. Çaprazdan sert vuruyor Ceyda. Hücum şansı Çanakkale Belediyespor'da ve yenen Ağabeybek. Bu arada challenge. Challenge kararı var. Temas var mı yok mu? Bir challenge daha. Video hakemleri pozisyonu inceleyecekler ve karar verecekler. Sevgili seyirciler, 6 sayılık fark söz konusu şu anda. Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyesi karşısında 20-14. Önde Bursa'da Cengiz Göllü Spor Salonu'nda birlikteyiz. Evet, top Nilüfer Belediyespor'da, sayı da ev sahibi ekipte 21-14. İkinci ve son balayı alıyor Hüseyin Özdurak. Devam, haydi. Seda'nın pası. Dörtten hücum etti bu kez Yelena. Bir hücum şansı daha Şule. Yelena. Top filede kalıyor Elif'in vuruşunda. 22. sayıyı aldı Nilüfer Belediyespor. Bakın bir kez daha ekranlarınızda bu kötü vuruş. Yeni servis Birgül. Birgül Güler sayı kazandırıyor. Nilüfer Belediyespor'a ace. Nilüfer Belediyespor'un. Birgül Güler. Yine tereddüt. Maren From'la
Şule Yetimoğlu arasında ve Şule'nin yüzüne geldi top. Umarız ciddi bir sıkıntı yaratmaz Şule'ye. Maren Fromm, Alman oyuncu, tereddüt etti topa dokunup dokunmamak arasında. Tereddüt geçirdi, sonrasında dokundu. Hamle yapmıştı Şule de. İşte ekranlarınıza da geldi. Şu anda doktoru müdahale ediyor Çanakkale Belediyesi'nin. Sol gözünde ufak bir sıkıntı var Şule Yetimoğlu'nun. Umarım uzun bir problem, uzun sürecek bir problem yaratmaz bu. Şule de bir gün karşıladı Maren Fromm, Seda. Dışarı vuruyor topu Hırvat pasör çaprazı Yelena. Ve ilk seti 25-14 alan Nilüfer Belediyespor oluyor ve setlerde 1-0 öne geçiyor. Çok fazla zorlandığını söyleyemeyiz Nilüfer Belediyespor'un. Sette ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Hem savunma bloklarında hem de hücumda etkili oynayan Nilüfer Belediyespor 11 sayı farkla ilk seti kazanıyor ve durumu setlerde 1-0 yapıyor. Sevgili izleyiciler, Fenerbahçe karşısında da gerçekten de başa baş bir oyun ortaya koymuştu Nilüfer Belediyespor. Carroll orta oyuncusu Nilüfer Belediyespor'un, o da iyiydi. Keza Hollandalı smaçör, 1 metre 91 santimetre boyunda 25 yaşındaki Elisa An Buysto öyle. Ama Birgül'den etkili servisler geldi. Duygu Düzceler'de takımın pasörü de iyi top dağıttı Nilüfer Belediyespor'da. Bakalım bu rahatlığı ikinci ve sonraki setlere taşıyabilecek mi Nilüfer Belediyespor? İlk seti kazanırken Çanakkale Belediyesi karşısında zorlanmadı çünkü Bursa ekibi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde canlı yayınlarımız devam edecek. Sevgili izleyiciler. Ve bu mücadelede Nilüfer Belediyespor ilk seti rahat kazanıyor 25-14'lük skorla. Çanakkale Belediyesi karşısında fazla zorlanmadılar. Servis karşılamakta bayağı sıkıntı yaşadı Çanakkale Belediyespor. Ve Çanakkale'de Ayça sakat. İpek de Seramiksen maçında orta oyuncuları sakatlanmıştı sevgili izleyiciler. Bir de sezon başında yabancı oyuncuları Courtney ciddi şekilde sakatlandı, sezonu kapattı. Yani Çanakkale Belediyespor'un sıkıntısı çok. Onu hemen belirtelim. İpek Soroğlu'nun, Ayçanaz İhtiyaroğlu'nun olmayışı, sakat olmaları zor günler yaşamasına sebebiyet veriyor konuk ekibin. Şule de gözünden biraz önce top çarpmıştı, bir darbe aldı. O da sıkıntısı sürüyor ama şu anda yapabileceği bir şey yok sahada. Çünkü söylediğim gibi asıl liberosu Ayça Naz İhtiyaroğlu yok. Çanakkale Belediyespor'un servis atışını Duygu Düzceler kullanacak. Topu karşıladı zor da olsa Şule. Arka alanda Buys.
Yüksek top Birgül. Şule yine karşılıyor. Duygu'nun pası kısa pas. Carroll. Brezilyalı orta oyuncusuyla skor üretiyor. Nilüfer Belediyespor durum 1-0. Duygu Düzceler. Şule. Yelena. Elif. Bloktan seken top. Funda Bilgi karşıladı. Sert smaç. Son derece güzel karşılıyor Cemre. Buysu. Hollandalı smaçörü. Ortadan yaptığı hücumda Nilüfer Belediyespor'un. Sayı kazanıyor Çanakkale Belediyesi. Seda Arusoy kullanacak servis atışını. Birgül'den top dışarı gitti. Etkili servis. Seda Arusoy etkili servis. 2-1 öne geçiyor Çanakkale Belediyesi. Seda. Duygu. Dublajda başarılı Seda. Şule'nin pası ikili blok. Tekrar Şule. Tekrar Seda. Yelena çapraza vuruyor. Önünde Carroll ve Ceyda'yı görünce Yelena çapraza ustalık gerektiren bir vuruş yaptı. Plase'yi vurdu. Topu bıraktı. Sayıyı kazandırdı Çanakkale Belediyesi'ne. İşte bakın. Bu hücumu ekranlarınıza geldi konuk ekibin. Kötü karşıladı Ceyda. Birgül. Ceyda yükseliyor. Sert smaç. Maren From'dan top dışarı gitti. Birgül Güler. 1 metre 80 santimetre boyunda. Ceyda Aktaş görüntüde. Pasör çaprazı 1 metre 90 santimetre boyunda o da. Birgül kullanıyor servisi. Arka alanda From. Seda. Bu top çıkacak mı? Ceyda. Evet bu topu çıkartıyor. Nilüfer Belediyespor. Seda'nın pası. Şimdi iki oyuncunun ortasına düşünce top. Duygu ile buysun. Bir sayı daha alıyor Çanakkale Belediyespor ve 4-2. Bakın. İşte müthiş gayreti Ceyda Aktaş'ın sayı alması için Nilüfer Belediyespor'un yeterli olmadı. Bir plase sayı Çanakkale Belediyespor'un. Çok etkili bir servis ve karşılayamıyor topu Birgül. Bir sayı daha. Fark 3 sayıya çıktı. Alper Erdoğuş dolu almıyor çünkü oyuncularına güveniyor. Hiç kuşku yok ki. Elif Uzun. Smaçörlerinden biri Çanakkale Belediyespor'un. Buyuz, Ceyda. Bir hücum şansı daha Çanakkale Belediyespor adına. Seda, Yelena. Dublajda bir gül bu top çıkmıyor. Yelena, yine Yelena. 6-2. Elif Uzun kullanacak servisi. Düşündü bir an Alper Erdoğuş. Baş antrenör Nilüfer Belediyespor'da ama mola aldı. Fark 4 sayıya çıktı. Çanakkale Belediyesi lehine. Abi Boys da Hollanda ile Avrupa Şampiyonası finali oynadı Bakü'de. Ve takımın da en iyisiydi. Bu hatırlatmayı da yapalım sevgili izleyiciler. Hollandalı smaçörü Nilüfer Belediyesi'nin Elise Anibuyuz. Elif Uzun kullanacak servis atışını. Yine çok etkili bir servis. Buyuz. Buyuz'un vuruşu uzun bir aradan sonra 3 sayılık bir rally yapmıştı. Çanakkale Belediyesi sayıyı kazandırıyor. Buyuz. Nilüfer Belediyespor'a.
Carol kullanacak servis atışını. Brezilyalı orta oyuncusu 26 yaşında. Şule, Seda. İkili blokta başarı var. Ceyda ve Selin. Ceyda Aktaş, Selin Arifoğlu blokluyor. İşte izliyorsunuz. Açıktan gelen Maren From'u sayı Nilüfer Belediyespor'u. Fark 3 sayı indi. Carol. Hücum şansı Maren. Carol'dan top dışarı gidiyor. Maren From sayı kazandırıyor Çanakkale Belediyespor'a. Cemre kullanacak. Cemre Janset Erkul kullanacak servisi. Janset. Üç eksiği olan Çanakkale Belediyesi'nin basit hataları daha az yapması gerekiyor. Nilüfer Belediyespor tam kadro neredeyse sahada çünkü. Konuk ekip karşısında. Elif karşılamıştı. From top dışarıda. Maren From dışarı vurdu topu. Ceyda Aktaş servisi kullanacak. Biraz önce Maren'in dışarı giden vuruşu ekranlarınıza geliyor. Ceyda. Yelena. Bu top çıkmıyor. Ceyda Aktaş'tan etkili servis bu kez. 7-7 yakaladı Nilüfer Belediyespor Çanakkale Belediyesi'ne. Özellikle servis karşılamadaki sıkıntısı sürüyor Çanakkale Belediyespor'un. Ceyda. Seda'nın pası. Plase. Buys karşıladı. Duygu, Buys ve sayı. Hollandalı oyuncu, Hollandalı smaçör sayı kazandırıyor ve takımını öne geçiriyor. Nilüfer Belediyespor öne geçince de Hüseyin Özdurak gol alıyor. Ceyda kullanacak. Yine servisi 8-7 durum. Şule, Seda. Arka alanda Elif Duygu. Blokta başarı var. Gözde Dal. Orta oyuncusu Çanakkale Belediyesi'nin. Gözde'den etkili savunma 8-8 oldu. Yelena kullanacak servis atışını. Ekrana Ceyda geliyor. Virgül topu karşıladı. Selin değerlendiriyor kısa pası. Sayı Nilüfer Belediyespor'un. Selin Arifoğlu. Buys. Seda. Hücum şansı şimdi Nilüfer Belediyespor'da. Birgül. Birgül Güler. 10. sayı. Bakın. Duygu Düzyeler'in pası. Birgül. Yine Buys. Yine etkili servis. Duygu. Sert smaç Gözde'den.
Gözde Dal. Gözde ile etkili hücum etti. 2 numaradan Çanakkale Belediyespor. Alman oyuncu kullanacak servisi. Birgül görüntüye geliyor. From Buys, Duygu, Birgül, Plasesi. Sert bir vuruş bu kez. Yine Birgül Güler'den. Sayı Nilüfer Belediyespor'un. Selin kullanacak servis atışını. Burhan İlhan işaretini veriyor. Selin Arifoğlu. Arka alanda From. Fileye temas. Sayı Çanakkale Belediyespor'un. Gözde. Buys, Duygu, Birgül. Bloktan seken top Gözde. Elif, Buys, Duygu, Birgül. Sert smaç ve sayı. Mola. Teknik molaya ilk sette olduğu gibi ilk sette Nilüfer Belediyespor birinci setteki teknik molaya 12-8 önde gitmişti. İşte Birgül'le kazandığı sayı Nilüfer Belediyespor'un ekranlarınızda. İkinci sette de teknik molaya 12-10 üstün giren taraf Nilüfer Belediyespor oluyor. Çok hızlandırmaya çalışmıyorum. Tamam mı? Hazır olalım yine oturduk için. Baktınız uzak kaldı. Oynayın. Zaten rahat hücum edemiyorlar. Etkiliyoruz. Espor, espor. Hadi bir tur. Teknik mola süresi tamamlanıyor. Arka alanda Şule. Fileye temas. Hata, sayı Nilüfer Belediyespor'un. Duygu Düzceler. Yine etkili servis Duygu'dan. Nilüfer Belediyespor pasöründen ard arda etkili servisler. Farkı 4 sayıya çıkarıyor. Bu seriyle Nilüfer Belediyespor. Duygu. From. Elif. Arka alanda Funda Bilgi. Duygu, Birgül, Şule karşıladı. Seda'nın pası, Yelena blokta başarı var. Birgül ve Carol, Birgül karşılıyor topu. Farkı açıyor Nilüfer Belediyespor. 3 sayı ard arda Duygu'nun kullandığı servisler ve sonrasında. Duygu Düzceler. Şule, Seda kısa pas. Güzel bir plase ama Elif başarılı. Carol, bir hücum şansı daha. Elif yükseldi, blok out. Elif uzun.
Şimdi Birgül. Blokta başarı var. Yelena'dan önce müdahale Carroll'dan. Şule. From. Boş alana bıraktı topu. Tecrübeli Alman oyuncunun kazandırdığı sayı Çanakkale Belediyespor'a. Böylece 13. sayıyı alıyor Çanakkale Belediyespor. Seda Arusoy. Ve güzel bir oyun izledik. Blokta başarı var. Sayı Nilüfer Belediyespor'un. Birgül Güler kullanacak. İşte siz son sayıyı yeniden izlerken servis atışını ev sahibi ekipte. Birgül. From. Seda'nın pası. Elif vurdu. Arka alanda Duygu karşıladı. Elif kötü vuruyor. Ceyda Aktaş. Top dışarı gidiyor. Farkı iki sayıya indirdi Çanakkale Belediyesi. Elif, Duygu. Buys. Elif karşıladı. Seda. From yükseliyor. Bloktan seken top. Buys. Duygu. 3 metre çizgisinin gerisinden Birgül. Arka alanda Şule, bu top çıkmıyor. 3 metre çizgisinin gerisinden arka alanda sert smaç. 17. sayı Nilüfer Belediyespor'da. Bakın Birgül. Şule müdahale ediyor. Ama bu manşet yeterli olmuyor topu oyunda tutabilmek adına. Carroll. Şule. Hücum şansı Ceyda, Duygu. Carroll yükseldi, vurdu. Ve fileye temas. Yelena'dan. Yelena'nın hatası. Sayı. Ve mola alıyor. Üzeyir Özdurak. Farkı 4 sayıya taşıdı yeniden. Sevgili izleyiciler, ev sahibi ekip. Alper Erdoğuş memnun şu anda takımının sergilediği oyundan. Carroll kullanacak servisi. ...18-14... ikinci sette durum. Carroll. From. Seda. Yelena. Buys karşıladı. Ceyda. Duygu. Ceyda yükseldi. Boş alana bırakıyor topu Ceyda. Nilüfer Belediyespor'un pasör çaprazı köşeye, ölü alana bıraktı topu. 19. sayı. Carroll kullanacak servisi. Carroll. Şule. Seda kısa pas. Ve bu kez sayıyı kazandıran Janset oldu. Ceren ve Gözde oyuna giriyor. Janset kenarda. Ceren servis kullanmak üzere ikinci pasör oyunda. Ve onunla birlikte Gözde Dal da oyunda orta oyuncusu Çanakkale Belediyespor'un.
Şule de kenarda. Ceren Çınar. Etkili servis Ceren'den. Bu iş yükseldi ve vurdu. Sert smaç Hollandalı oyuncudan. Janset tekrar oyuna giriyor. Ceren kenarda. Ve Janset de kenarda. Çanakkale Belediyespor'da. Ceyda Aktaş. Etkili servis Ceyda'dan. Yelena'dan arda arda hatalar. Bu kez Hırvat oyuncudan. Hırvat pasör çaprazından Çanakkale Belediyespor'un. 21-15. Farkı 6 sayıya taşıdı ev sahibi ekip. Ceyda, Şule, Seda, From, Block Out, Meren From. İşte bakın, Şule'nin karşıladığı top, Seda Arısoy'un pası, Meren From'un smacı. Yelena, Buys, Duygu. Sert smaç Ceyda'dan. Pasör çaprazı sayı kazandırıyor Nilüfer Belediyespor'a. Ceyda görüntüde 22-16. Hollandalı smaçörü Buys kullanacak. Elisan Buys servisi Nilüfer Belediyespor'un. From, Seda, Yelena. Arka alanda Elif, Duygu. Yükselen Buys. Bu kez topu karşılayan Şule. Elif uzun, plase, Elif yine, Duygu, bir hücum şansı daha, Yelena, Ceyda, Duygu, ters tarafa döndü, Virgül, blokta başarı var, Elif, Duygu, sert smaç, dışarı gidiyor top, Ceyda, sayı Çanakkale Belediyespor'un, 22-17. Sinem oyuna giriyor. Sinem Bayazıt. Sinem 1 metre 68 santimetre boyunda. O oyunda ve servisi Meren From kullanıyor. Ve bu top çıktı. Funda sayesinde bu top çıkıyor. Seda. Gözde. Top içeride. Gözde dal sayı kazandırıyor Çanakkale Belediyespor'a. Farkı 4 sayı indirdi konuk ekip. İşte bakın. Seda'nın pası, Gözde dalın vuruşu. Bu top çıkmıyor. From. Gözde. Seda, Elif, top içeride. Ceyda'nın çabası yeterli olmuyor. Top içeride, fark 3 sayı indi. Alper Erdoğuş'a bakıyorum onu alacak mı diye. Meren From kullanacak servisi. From. Arka alanda Sinem, Virgül, From, Seda, Yelena çapraza vuruyor. Sinem, Duygu'nun pası, Ceyda, From, Seda, Yelena top filede kalıyor. Yelena'dan ard arda hatalar. 23. sayıyı aldı. Çok kritik bir hata Hırvat oyuncudan. Farkı yeniden 4 sayıya taşıdı Nilüfer Belediyespor. 3 önemli oyuncu olmayınca tabii ciddi bir güç farkı var iki takım arasında. Hem İpek yok hem Ayça Naz sakat. Bir sayı daha işte izliyorsunuz Nilüfer Belediyespor. Set sayısı için servis atışı kullanacak 24-19. Sezon başında da Courtney ciddi şekilde sakatlanmıştı.
Çanakkale Belediyespor'da. Selin kullandı servisi. Gözde. Elif. Sayı kazanıyor Çanakkale Belediyespor. Elif uzun. Gözde kenara geldi. Gamze Türk oyunda pasör çaprazı. Gamze kullanacak servis atışını. Alper Erdoğuş ve Emre Karagöz. Gamze Türk. From. Seda. Elif. Blokta başarı var. From. Seda. Yelena. Dublajda Funda başarılı. Şimdi sert smaç ve sayı kazandırıyor Ceyda. Set sayısını takımına. Ve bu seti 25-20 alıyor. Nilüfer Belediyespor setlerde durumu 2-0 yapıyor. Hem savunmada hem hücumda daha etkili ev sahibi ekip. Öyle olunca da bu skora da yansıyor. Ve işte izliyorsunuz son challenge'da ekranlarınıza geldi ama zaten sayı Nilüfer Belediyespor'undu. İşte maç içerisinden ikinci setten enstantaneler, sayılar. Üçüncü set başlayacak. İstatistiklerde de bariz bir üstünlüğü var. Nilüfer Belediyespor'un. Carol en etkili hücumcularından biri Nilüfer Belediyespor'un. Onunla beraber Ceyda skor yükünü sırtlamış gözüküyor ikinci sette. Bu arada tabii pasörlerinin Nilüfer Belediyespor'un, Duygu Düzce'lerin takımı çok iyi oynattığını da söyleyebiliriz ve bütün bunlara bir de çok etkili ve iyi servis kullanması da Nilüfer Belediyespor'un eklenince ortaya 2-0'lık bu skor çıktı. Ve Çanakkale Belediyesi de kötü hücum edince ve kötü serviste karşılayınca fark ortaya çıkıyor. 25-14 ve 25-20 bu nedenle farklı bir şekilde ilk seti 11 sayı, ikinci seti 5 sayı farkla kazandı ev sahibi ekip. Buysu da söyledim sizlere. Azerbaycan'da Bakü'de Hollanda final oynarken sahanın da en iyisiydi. Hollandalısı maçör. Dolayısıyla tabii farkındalık yaratan takımı adına hem pasör Duygu çok iyi oynuyor hem o. Birgül iyi oynuyor. Ceyda iyi oynuyor. Pasör çaprazı. Nilüfer Belediyespor'un takım halinde. Carol da onları eklenince özellikle hücumda çok etkililer. Üçüncü set başlamak üzere. Bakalım. Direnç gösterebilecek mi? Çok eksiği olan. Özellikle de rakibin servislerini karşılamakta zorlanan Çanakkale Belediyespor. Birgül kullanacak servisi. 1-0 önde Nilüfer Belediyespor. Devam,
Topu karşılayan Şule oldu. Seda, Yelena, arka alanda Birgül. Şimdi Buiz, Şule, Seda, Yelena yükseldi bloktan seken top. Birgül, Duygu, Buiz yükseliyor. Bloktan seken top Seda, Şule, Yelena yükseliyor. İkili blokta başarı var. İyi savunma, etkili savunma Nilüfer Belediyespor'dan. ...2-0 yaptı durumu Nilüfer Belediyespor. Birgül Güler 1 metre 80 santimetre boyunda. Çok etkili oynuyor Yelena görüntüde. Birgül, Şule, Seda yüksek top. Elif vuruyor. Arka alanda topu karşıladı Duygu. Zor top. Ceyda, Elif, Seda yüksek pas. Yelena yükseldi, ikili blokta başarı var. Ceyda ve Carol, Ceyda karşılıyor, blokluyor. Yelena'yı sayı kazanıyor Nilüfer Belediyespor. Birgül Güler. İki yabancısı var Nilüfer Belediyespor'un. İkisi de çok doğru seçim. Çünkü Carol da Brezilya milli takımında oynuyor. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi. Bakın Birgül'den bir etkili servis daha. 4-0 oldu. Hani nokta atış derler ya öyle. Hem Buiz hem de Carol. İkisi de milli oyuncu. İkisi de etkili oynuyor. Birgül. Şule. Seda. Elif yükseldi. Blokta başarı var. Elif'i Buiz blokluyor bu kez. Seri yakaladı. 5-0'lık seri. Nilüfer Belediyespor. Arda arda kazandığı sayılar ve fark 5 sayı. Şu anda sayı alamadı henüz. 3. sette Çanakkale Belediyespor. Mola süresi tamamlandı. Hızını kesmek için Nilüfer Belediyespor'un Üzeyir Özdurak mola almak zorundaydı zaten. Birgül. From. Birgül kaldığı yerden devam ediyor. 6. sayı. Arda arda etkili servisler. Birgül Güler. 6-0 yaptı durumu. Birgül, Elif, Seda, Elif yükseliyor, blokta başarı var. Bu kez Carol farkı giderek açıyor. Nilüfer Belediyespor 7-0 oldu. Birgül. Şule yine etkili servis. Seda, Yelena. Plasesi, Duygu'dan seken top Birgül. Buiz vuruyor, blokta kaldı top. Bloktan seken top arka alanda. From'un hemen önüne düşüyor. 8-0. Birgül'le etkili servislerle sayı kazanmayı sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor, Birgül. Yine etkili servis. From, Birgül, Birgül, Birgül. Müthiş servisler arka arkaya. 9-0. Birgül Güler. Aslında 2. sette de vardı. Servis karşılama problemi Çanakkale Belediyespor'da. Ama artarak devam ediyor şu anda. Ve Birgül'ün de hakkını vermek lazım. Çok etkili servisler kullanıyor. Şule. Seda,
Yelena yükseldi ve bu kez sayı. Elif Uzun kullanacak servis atışını. Elif arkalarda Funda, kısa pas. Çok güzel karşıladı Şule. Elif vuruyor. Arka alanda Duygu Düzceler. Funda. Top içeride mi? Evet, top içeride. Ceyda'yı blokluyor bu kez Çanakkale Belediyesporlu oyuncular. 9-2. Elif Uzun kullanacak servisi. Arka alanda Funda. Kısa pas ve sayı. Carroll. Nefis bir pas Duygu Düzceler'den. Carroll'ın sımacı. Servisi de Brezilyalı milli oyuncusu kullanacak. Nilüfer Belediyespor'un. Carroll. Yine müthiş bir servis geliyor. Şule'nin yapabileceği hiçbir şey yok bakın. Filenin hemen üzerinden öyle bir noktaya attı ki servisi, topu öyle bir noktaya kullandı ki Carroll. 11-2. Carroll. From. Seda kısa pas. Bloktan seken top. Duygu Düzceler arka alanda. Sert smaç çaprazda Ceyda'dan. Seda karşıladı Şule. Sert vuruş Yelena'dan. Yelena sayı kazandırıyor Çanakkale Belediyespor'a. Selin Arifoğlu ve hemen yanında Buys vardı. Ceyda ve Duygu ekranlarınıza geldi. Şimdi Buys yükseliyor. Sert smaç ve sayı. 4'ten Buys da etkili hücum etti. Ve 2-2 sette olduğu gibi 3. sette de teknik molaya önde girdi. Ama bu kez rekor bir sayı farkıyla 9 sayı farklı önde girdi Nilüfer Belediyespor. Evet, mola, teknik mola süresi tamamla diyor. Hani bir mucize olmazsa çok zor Çanakkale Belediyespor'un oyunu çevirmesi. Bakın Carroll'ın servisten kazandırdığı bir günün sayı ve Carroll'ın bloğu ekranlarınıza geldi. Arka alanda Elif. Gözde'yi blokluyor bu kez. Buys ve hemen yanındaki Selin ikilisi. Blokta başarı var. 13-3. Ceyda kullanacak servisi. Ceyda Aktaş. Şule. Seda. Yelena. İyi yere bıraktı topu. Bir günün çabası yeterli olmadı dublaj için. Bakın 3 oyuncunun ortasına gönderiyor Yelena. Tecrübesiyle topu. Ceren oyunda Yelena kenarda. Gamze oyunda Seda kenarda. Ön alanda From, Gözde ve hemen yanlarında Gamze var. Servisi Ceren Çınar kullanacak. Gözde görüntüde. Ceren. Funda karşıladı. Buys
öyle güzel top atıyor ki Duygu. Bu üstte havada adeta asılı kalarak istediği noktaya bu kadar güzel gelen pası istediği noktaya vuruyor. 14. sayı. Bakın çapraza sert smaç Hollandalı'dan. Buys, Şule, Ceren, From. Topu karşıladı Duygu. Funda, Ceren, From. Ve Gamze sayı kazandırdı Çanakkale Belediyespor'a. From kullanacak servisi. Buys. Kısa pas. Bu pası değerlendiriyor Duygu Düzce'lerin pasını Selin Arifoğlu. 15. sayı. Güle oynaya maçı kazanmaya koşuyor. Nilüfer Belediyespor. Selin Arifoğlu. Şule. Ceren. Zor top Elif'ten ama. Ceren'den zor top ama Elif değerlendiriyor. Bu pası sayı Çanakkale Belediyespor'un. Gözde kullanacak servis atışını. Buys karşılayamadı. Gözde'den etkili servis bu kez. Gözde Dal sayı kazandırıyor Çanakkale Belediyespor'a. 15-7. Gözde. Funda. Duygu. Ceren. Gözde. Arka alanda Buys karşıladı Gamze'nin vuruşunu. Şimdi From, Ceren, ters tarafa Elif ve bu top blokta kalıyor. Elif uzun ısımacı. 15-8. Gözde ile iyi bir seri yakaladı bu kez Çanakkale Belediyespor. Gamze Türk görüntüde Gözde servisi kullanacak. Ve Duygu Düzceler ekrana geldi. Ardından da Elif Uzun. Pas kötü bu kez. Buys. From. Ceren. Elif. Block out. 9. sayıyı alıyor. Çanakkale Belediyespor. Mola. Alper Erdoğuş'tan. Gözde ard arda sayılar aldı. Çanakkale Belediyespor Gözde Dal'ın kullandığı servis ve sonrasında Gözde ile iyi bir seri yakaladı konuk ekip. Buys. Duygu'nun pası blokta başarı var. Elif ve Janset blokta başarı var. Farkı 5 sayı indirdi Çanakkale Belediyespor. Gözde Dal orta oyuncusu Çanakkale Belediyespor'un 1 metre 90 santimetre boyunda. Onun kullandığı etkili servisler. Gözde. Yine etkili servis Gözde'den. Arda arda sayılar kazandırıyor Çanakkale Belediyespor'a. Gözde Dal. 15-11 fark 4 sayıya indi. 15. sayıya adeta çakıldı kaldı Nilüfer Belediyespor. Gözde, Buys, kısa pas, Gözde dublaj yapıyor,
Jansett'in pası Elif yükseldi. Blokta başarı var. Gözde. Ceren. Elif yükseldi. Blokta başarı var. Uzun bir aradan sonra sayı kazanıyor. Nilüfer Belediyespor 16-11. Carol. İşte Carol'ın bloğu. Bir kez daha görüntüde. Duygu Düzceler kullanacak servisi. Şule. Ceren. Kötü top. O da hata geliyor. Nilüfer Belediyespor'dan. 12. sayıyı aldı Çanakkale Belediyespor. Gamze Türk kenarda. Seda oyunda. Seda Arısoy. Ceren. İkinci pasörü tekrar kenarda. Çanakkale Belediyespor'un ve Yelena oyunda. Seda Arısoy. Funda. Kısa pas. Blokta başarı var. Jansett. 16-13. Farkı 3 sayıya indirdi Çanakkale Belediyespor. 9 sayıyı yakalamıştı bir ara. 9 sayılık farkı. Nilüfer Belediyespor ama Çanakkale Belediyespor serilerle farkı eritti. 3 sayı fark şu anda. Seda. Bir sayı daha mı? Evet. Jansett fark 2 sayı. 16-14. Bakalım bir geri dönüşte voleybolda yaşar mıyız? 9 sayıdan. Merve oyuna giriyor. Merve Tanıl ikinci pasörü. Nilüfer Belediyespor'un Duygu Düzceler'i kenara aldı. Alper Erdoğuş. Çanakkale Belediyespor'un pasörü Seda Arısoy kullandı servisi. Funda. Yüksek pas. Block out. Bir gün. 17-14. Birgül'le iyi bir seri yakalamıştı. Bir önceki sette Nilüfer Belediyespor top yine Birgül'e geldi. Servisi o kullanacak. Birgül Güler. Arka alanda From ve sayı. Baren From ve sayı kazanıyor. Nilüfer Belediyespor Birgül Güler'le 18-14. Yelena görüntüde. Birgül. Şule. Seda. Yelena biraz geride kaldı. Şimdi Funda. Pas güzel. Buys. From başarılı. Seda, Yelena çapraza vuruyor. Bileğe temas. Hata. Sayı Çanakkale Belediyespor'un. Şu anda bir challenge. O yüzden ben de isteyip istemediğine baktım challenge'ı. Temas var mı yok mu? Ona bakıyor sanıyorum. Video hakemler evet var. Sayı bakın. Temas ekranlarınıza geliyor. Görüntülü değerlendirme sistemiyle. Alanda Funda. Kısa pas. Block out. Ceyda sayı kazandırıyor. Nilüfer Belediyespor'a. Carol kullanacak servisi. İşte sayı bir kez daha görüntüde. Merve'nin pası. Ve kazanılan sayı. Carol. Şule. Seda.
From. Arka alanda Carroll. Buys. Ve plasesi Birgül Güler'in. 3 metre çizgisinin gerisinden Birgül'den. Son derece etkili bir vuruş. 20-15. Kritik bir sayı kazandırıyor Birgül. Nilüfer Belediyespor'a ve mola geliyor. Hüseyin Özdurak'tan. Üçüncü sette ikinci ve son mola hakkını kullandı. Hüseyin Özdurak, baş antrenörü Çanakkale Belediyespor'un. İşte çeşitli sayılar, maç içinden görüntüler yine bu moladan yararlanarak sevgili Barış yönetmenimiz ekranlarımıza taşıyor. Carroll, Brezilyalı oyuncu kullanacak servisi 20-15. From, Seda, From yükseldi, Carroll karşıladı. Merve. Buys, Seda karşıladı bu kez. Şule. Yelena yükseldi. Çapraza sert vurdu. Karşılayan yine Merve. Seda. Jansetin pası. Yelena, Seda. From, Yelena, Plase. Arka alanda karşılanan top. Şimdi Buys yükseldi. Buys karşıladı. Pası veren oyuncu Selin. Bloktan seken top. Şule. Ters tarafa döndü. From. Arka alanda topu karşılayan Carroll. Pas Merve'den sert smaç. Hollandalı bu üç sayı kazandırıyor Nilüfer Belediyespor'a. Rally kazanan, sayıyı alan Nilüfer Belediyespor. Başa baş bir mücadele izledik. Keyifli bir rally'di. Ama son noktayı Hollandalı smaçör koydu. Carroll kullanacak yine servisi. Fark 6 sayı. Yine etkili servis. Şimdi Selin. Arka alanda Elif. Şule. Yelena yükseliyor. Block out. Yelena'nın smacı sayı Çanakkale Belediyespor'un. Gözde oyunda. Şule kenarda. Çanakkale Belediyespor'da. Yelena, From ve Gözde ön alanda. Janset. Arka alanda Birgül. Merve. Buys vuruyor. Hollandalı özellikle ön alandayken hiçbir şans bırakmıyor rakip savunmaya. Dörtten hücum etti Buys'la Nilüfer Belediyespor. Ceyda. Şule, Seda, Yelena açısı dar, blokta başarı var. Buys blokladı. Hırvat oyuncuyu Hollandalı smaçör blokluyor. Hırvat pasör çaprazını Çanakkale Belediyespor'u 23-16 ve artık galibiyete çok yakın. Üçüncü seti almaya da çok yakın Nilüfer Belediyespor. Ceyda Aktaş. Çok etkili bir servis Ceyda'dan. Sayı 24-16. Maç sayısı için servis atışı kullanıyor Nilüfer Belediyespor sevgili izleyiciler. Setlerde ev sahibi ekip 25-14, 25-20 ilk iki seti alarak 2-0 öne geçmişti. Gözde görüntüde, onun büyük çabası da oyunu çevirmek için yeterli olmadı. Ve Şule'den dışarı gidiyor top. 25-16 alıyor bu seti de Nilüfer Belediyespor ve maçtan 3-0 galip ayrılıyor. Alper Erdoğuş ve Emre Karagöz görüntüdeydi. Cengiz Göllü Spor Salonu'nda Bursa'da ev sahibi Nilüfer Belediyespor maçı 3-0 kazanıyor. Eksikleri olan Çanakkale Belediyespor karşısında etkili oyun sergileyerek
maçtan. 3-0 galip ayrılıyor. Servis karşılamakta sorun yaşadı Çanakkale Belediyesporlu oyuncular. Dediğim gibi libero, asıl liberolarının açılığı olmayışı, Serebik Sen maçında orta oyuncuları İpek'in sakatlanması, sezon boşluğunda Kortli'nin ciddi bir şekilde sakatlanıp sezonu kapatması, Buys ve Carroll'ın öte yandan Nilüfer Belediyesi'nde Hollandalı milli oyuncu Buys ve Brezilyalı milli oyuncu Carroll'ın etkili oyunları, pasör Duygu Düzyeler'in 3. setin ortalarına kadar takımı müthiş yönlendirmesi, smaçörlerden Birgül Güler'in etkili oyunu, bunun yanı sıra Ceyda Aktaş'ın pasör çaprazlarının ve Selin Hazal Arifoğlu orta oyuncularının etkili oyunları, takım halinde daha iyi oynayan, etkili oynayan Nilüfer Belediyespor kazanıyor. Ve şimdi röportajlar için yine ben sözü sevgili Şeyda Şenüre'ye bırakacağım. Şeyda hazır mı bakıyorum. Evet, hazırlık yapıyor. Az sonra röportajları ekranlarınıza taşıyacağız. Şeyda'nın yanında şu anda Alper Erdoğuş tebrikleri kabul ediyor. Nilüfer Belediyespor'da yöneticiler de o noktadalar. Evet, ben sözü Şeyda, bakıyorum hazır mı? Hazır, ben sözü Şeyda'ya bırakıyorum. Görüyoruz Kerem Öncel. Tebrik ediyoruz hocam. İlk 3 puanınızı almış oldunuz. Özellikle maçın tamamında kullandığınız etkili servislerle bu rahat galibiyet geldi. Siz maçı nasıl değerlendirirsiniz? Maç aslında kolay bir maç değildi. Fakat kolay hale bizim oynadığımız oyun getirdi. Hem serviste söylediğiniz gibi blokta ve taktik olarak kusursuza yakın bir oyun oynadık. Daha çok yolumuz var. Kaybettiğimiz çok kolay toplar var sahanın içinde. Bundan daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahibiz. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bizim için güzel bir adım oldu. Çok yoğun maç dönemindeyiz şu anda. Arka arkaya 3 günde bir maç oynuyoruz. O yüzden çok fazla şey yapacak, böyle sevinecek, dinlenecek zamanımız yok. Hemen başlayacağız. Bir sonraki maç için hemen çalışmaya. Transfer ettiğiniz yabancı milli oyunculardan bugün önemli katkı aldınız. Carroll ve Buys gibi oyunculardan. Sezon tamamına baktığımızda hedefleriniz ne olacak? Bu sene Avrupa Kupası'na kalmak istiyoruz. Tabii ki kolay değil. Çünkü Sultanlar Ligi, Venüs Sultanlar Ligi dünyanın en iyi ligi. Biz de bunun için bir kadro kurmaya çalıştık. İki tane yabancımız var şu anda. Diğer takımların 3-4 yabancıları var. İşimiz kolay değil ama bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü çok iyi çalışıyoruz. Takım halinde güzel bütünlük yakaladık. İnşallah sezonun sonunda buna ulaşacağız. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Kerem Öncel röportajlarımız devam edecek. Sevgili Şeyda Şenüre'ye teşekkür ediyoruz röportaj için. Evet, biraz önce de söylediğim gibi zaten baş antrenör Alper Erdoğuş da dile getirdi. Nokta transferler yaptı Nilüfer Belediyespor. Hem Buys ki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya büyük başarıyı kazandıran en önemli oyuncuydu. Hem de Carroll, Brezilyalı orta oyuncusu Nilüfer Belediyespor'un son derece etkili. Bu arada işte bir hatıra fotoğrafı sevgili izleyiciler. Şu anda da Birgül ve bakıyorum Ceyda yanında. Şeyda'nın ben sözü tekrar Şeyda Şenüre'ye bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Kerem Öncel. Birgül Güler ve Ceyda Aktaş'la birlikteyiz. Tebrik ediyoruz. Öncelikle Ceyda, senden başlayalım. Önemli bir galibiyet geldi. Aslında rahat kazandığınız bir maç oldu. Çok uzun soluklu bir maçtı aslında. Çok çekişmeli anlar oldu. Yer yer bizim de düştüğümüz zamanlar oldu ama kendi evimize çok güzel bir galibiyet aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Özellikle bu şekilde başlangıç yapmak ikinci maçımız ama gerçekten önemli bir maçtı bizim için. Çok mutluyum, gururluyum aynı zamanda. Takım olmak, yani böyle gerçekten takım olmak herkese nasip olmuyor ama sahada gerçekten bir takım vardı. O yüzden bütün takım arkadaşlarım, teknik ekibi de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Birgül, sana soralım. Özellikle 3. sette servisten attığın sayıları hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
Evet, biraz serviste kendi sahamızın avantajını kullandık aslında. O yüzden serviste bizim için biraz daha rahat oldu. Sonuçta burada antrenman yapıyoruz. Baskı altında tuttuk onları, oynatmadık. Bu bizim için avantajdı. Ve kendi evimizde lige galibiyetle başlamak çok güzel oldu. Altın değerinde 3 puandı bence bu. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler. Kerem Öncel, söz sizde. Sevgili izleyiciler, böylece yavaş yavaş yayınımızın da sonuna geliyoruz. 25-14, 25-20 ve 25-16'lık skorlarla 3-0 yeniyor Çanakkale Belediyespor'u Nilüfer Belediyespor ve kendi evindeki bu Venüs Vestel Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında 3-0'lık net bir galibiyet alıyor Çanakkale Belediyespor karşısında. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Bursa'dan ben Kerem Öncel sizlere iyi akşamlar diliyorum. Ama mücadeleler sürecek. Canlı yayınlarımız Beşiktaş Eczacıbaşı karşılaşması bugün ekranlarınıza gelecek. Yarın da Efeler Ligi'nden iki mücadeleyi 15.30'da ve 18.00